Pankreas kanseri hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Kimlerde görülür? Ne tür şikayetlere yol açar? Pankreas kanseri bir ileri yaş hastalığı. Hastaların yaklaşık yarısında yaş 70'in üzerinde. Hastalık erken dönemde maalesef belirti vermiyor. Dolayısıyla tanısı bu dönemde başka amaçlarla yapılan radyolojik tetkiklerde tesadüfen saptanma şeklinde ya da ileri dönemde şikayetler ortaya çıktığında mümkün oluyor. Bu şikayetler neler? Hastalık, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ilerleyici sarılık, kilo kaybı gibi şikayetlere yol açıyor. Peki, hastalığın seyri nasıl? Maalesef en ölümcül kanser türlerinden biri. Ayrıca pankreas, komşuluğunda yerleşimli damarlarla ve diğer yapılarda anatomik olarak neredeyse birleşik durumda. Pankreas kanserleri genellikle pankreas dışına doğru büyüme eğiliminde olduğu için çevre yapılara çok kolay yayılabiliyor. Her iki hastadan birinde hastalık tanı anında metastaz yapmış durumda. Her 10 hastanın 4'ünde tümör lokal ileri evre dediğimiz çevre yapılara yayılmış durumda ve sadece birinde bir hastada tümör ameliyatta çıkarılabiliyor durumda oluyor. Pankreas kanserinde perküten ablasyon tedavisinden söz edebilir misiniz? Hangi yöntemlerle yapılıyor? Hangi durumlarda uygulanabiliyor? Son zamanlarda başta kriyoablasyon olmak üzere perküten ablasyon yöntemleri kullanılmaya başlandı pankreas kanserinde. Perküten ablasyon aslında pek çok organda oluşan kitlelerin tedavisinde uyguladığımız bir yöntem. Bu kitleleri mümkünse tümüyle ortadan kaldırmak ya da küçültmek için uyguluyoruz. Perküten ablasyonda dokunun canlılığını ortadan kaldırmak amacıyla kitleye görüntüleme eşliğinde ciltten belirli sayıda iğne yerleştiriyoruz ve bu iğneler yardımıyla belirli bir enerji türünün dokuya transferini sağlıyoruz. Çalışma prensibi kabaca bu şekilde. Pankreas için çoğunlukla dokuyu dondurduğumuz kriyoablasyon yöntemini ya da termal ablasyon yöntemleri olarak mikrodalga veya radyo frekans ablasyon tekniklerini kullanıyoruz. Pankreas kanserinde perküten ablasyon çoğunlukla lokal ileri evre dediğimiz pankreas dışına taşmış, bu nedenle ameliyat edilemeyen ancak uzak organları henüz sıçramamış hastalarda uygulanıyor. Böylece tümör yükü azaltılıyor. Bu da sağ kalım süresinde uzama sağlıyor. Kriyoablasyon yönteminden söz edebilir misiniz? Nasıl uygulanıyor? Kriyoablasyon kanserli dokuları -140 dereceye kadar soğutarak öldüren bir tedavi yöntemi. Yapılan işlem ana hatlarıyla ultrason ve bilgisayarlı tomografi rehberliğinde lokal anestezi veya sedasyon eşliğinde özel iğnelerin tümöre yerleştirilmesi ve tümörün tahrip edilmesinden ibaret. Sistemin çalıştırılmasıyla iğne ucu -140 dereceye kadar soğuyor ve tümörün bulunduğu alanda bir buz kütlesi meydana geliyor. Ardışık olarak dondurma ve eritme işlemlerinin birkaç kez tekrarlanması sonrasında probelar dışarı alınarak işlem sonlandırılıyor. İğne sayısı arttırılarak daha büyük çaptaki kanser dokularını daha kısa zamanda dondurmak mümkün. Bu sayede tümörü büyük ölçüde ortadan kaldırıyoruz ve %90'ını öldürüyoruz. Tümörün büyüklüğüne ve yerleşimine bağlı olarak işlem süresi ortalama 1-2 saat arasında. Pankreas kanserinde bir de ağrı konusu var. Kriyoablasyonun buna etkisi nasıl oluyor? Pankreas çevresindeki sinir düğümlerinin tutulumuna bağlı kuvvetli ağrı kesicilerle dahi geçmeyen çok şiddetli ağrılar görülebiliyor bu hastalarda. Kriyoablasyonla tümörün içerisinde ve çevresinde bulunan ağrıya yol açan sinirleri tahrip ederek kansere bağlı ağrıyı da ortadan kaldırabiliyoruz. Son olarak kriyoablasyon tedavisinin avantajlarını özetleyebilir misiniz? Tüm minimal invazif işlemlerde olduğu gibi kesi yok. İşlemi iğne deliğinden girerek yapıyoruz. Tek başına lokal anestezi altında dahi yapılabilen bir tedavi bu. Gerekli olan durumlarda bazen sedasyon uygulayabiliyoruz. Soğuğun doğal lokal anestezik etkisi sayesinde işlem sırasında ve sonrasında ağrı çok az oluyor. Bence hepsinden önemlisi işlem sırasında ablasyon alanı tomografi ve ultrasonda bir buz topu şeklinde görülebildiğinden çevre dokuların zarar görme olasılığı yani komplikasyon meydana gelme riski diğer yöntemlere kıyasla çok düşük.